Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacağı makamında ziyaret etti. Mersin Valiliği önünde törenle karşılanan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valiliği özel defterini de imzaladı. Öncelikle Sayın Bakanımızı ilimizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti, mutluluğumuzu ifade etmek istiyoruz. Ve Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz Sayın Bakanım. Evet değerli arkadaşlar, ben de bugün Mersin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Mersin ilimiz bir liman kenti, aynı zamanda bir turizm, bir tarım kenti, bir sanayi kenti. Hangi sektöre bakarsanız bakın, gerçekten Mersin'de buluşuyor bu sektörler. Kısacası Mersin'i bir ulaştırma terminali olarak kabul edebiliriz, etmeliyiz de. Bundan sonraki süreçte özellikle Orta Anadolu'nun ve Akdeniz'in ürünlerinin yurt dışına pazarlanması ağırlıklı olarak özellikle hızlı demiryolu projelerinde tamamlanmasıyla birlikte Mersin limanımızdan sağlanacak. Gerçekten Mersin ilimiz önemli bir üs haline gelecek. Hem lojistik merkezler açısından hem üretilen ürünlerin dış pazarlara satımı açısından hem bu ürünlerin stoklanması, pazarlanması açısından çok önemli bir merkez haline gelecek. Tabii Antalya'dan sonra en fazla üretimi olan ikinci büyük kentimiz Mersin. Ancak tabii Mersin'in belki daha da hızlı gelişmesini arzu ettiğimiz bir alan da turizm sektörü. Bu alanda da özellikle altyapı yatırımlarının güçlendirilmesiyle turizm sektörünün de canlanacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Çukurova Havalimanı yap işlet devlet modeli çerçevesinde verilmiş idi. Özellikle bu projeyi alan firmanın bazı finansal sıkıntılar yaşaması nedeniyle 6 ay gibi bir şu anda belki 6 aydan biraz daha fazla bir gecikmesi söz konusu. %15'ler seviyesinde bir gerçekleşme var. Biz ilave bir süre daha verdik. Bu Çukurova Havaalanı'nı yap işlet devlet modeli çerçevesinde yapmak isteyen firmaya zannedersem şu anda bir veya birkaç yabancı şirketle temasları devam ediyor ortak yapma konusunda. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz de yakinen bu görüşmeleri takip ediyor. Bizatihi ilgili firmayla da görüşmelerini sürdürüyor. İnşallah 1-2 hafta içerisinde bu neticelenecek. Buna göre yol haritamızı ortaya koyacağız. Uzun süredir hastanede tedavi gördüğü akciğer hastalığı nedeniyle vefat eden eski MHP Mersin Milletvekili Ali Güngör için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Güngör'ün ailesi, yakınları, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut, MHP Grup Başkan Vekilleri Yusuf Halaçoğlu ve Oktay Vural'la eski ve yeni MHP milletvekilleri katıldı. Ali Güngör'ün cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mersin'de 1950 yılında doğan Ali Güngör, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zirai Ekonomi ve İşletmecilik Bölümünden mezun oldu. Güngör, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1999-2002 yılları arasında Mersin milletvekili olarak görev yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmak ve tanıtımını güçlendirmek için Tıkla Turla Mersin'i ve Tekno Mersin projelerini hayata geçirecek. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kent Bilgi Bankası Şube Müdürü Eylem Eren, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında Tıkla Turla Mersin'i projesi hakkında bilgi verdi. Eren, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje kapsamında 13 ilçeye 35 ayrı bilgi terminali yerleştirileceğini belirterek şöyle konuştu.
İlin tamamını kapsayan proje, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça olmak üzere 5 dilde hizmet verecek. Kurulacak bilgi terminallerinde de kablosuz internet yayını olacak. Bu terminaller aracılığıyla ilimizdeki turizm hizmetleriyle ilgili bilgiler başta olmak üzere kentle ilgili her türlü veriye ulaşılabilecek. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerimizin öğrenmek isteyebileceği her türlü bilgiye pratik olarak erişmesini amaçlıyoruz dedi. Bilgi terminallerinin kurulacağı noktada eğitici seminerler verileceğini ifade eden Eren, proje maliyetinin 662 milyon 241 bin lira olduğunu, bunun 459 milyon 930 bin lirasının Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hibe edildiğini belirtti. Teknomersin projesinin de bilişim araçları kullanılarak kentin 360 derece sanal turla gezilebilmesini amaçladığını kaydeden Eren, Büyükşehir ve Metap aracılığıyla yapılacak projeyle kent internet ortamında sanal turla tanıtılacak. Yerli ve yabancı turistlerimize kenti tanıtmayı amaçlayan projede Mersin'in sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikler bir açık hava müzesi gibi 360 derece izlenebilecek. Bu sistemde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olarak 4 dilde hizmet verecek. Projeyle turizm alanı ilan edilen 8 turizm bölgemizde yatırımcılara tanıtılacak diye konuştu. Toplantıda turizm projelerinin yanı sıra Mersin'e gelen Suriyeli sığınmacıların kente ve hayata adaptasyonu için oluşturulan Mersin'de Yeni Hayat Projesi ve belediyecilik faaliyetlerinin teknolojik ortamda aktarılmasını kapsayan Bulut Belediye projelerinin de tanıtımları gerçekleştirildi. Eylül ayında yeterli çoğunluk sağlanamadığı için tekrar toplanan Mersin Kent Konseyi'nin toplantısı Yasmina Lokmanoğlu başkanlığında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da bir konuşma yaptı. Farklılıkları ahenk içinde bir arada bulunduran yapısıyla Mersin'in ortak paydası olarak gördüğümüz, görmek istediğimiz Kent Konseyimizin bu toplantısında alınacak kararların şehrimizin geleceğine ışık tutmasını temenni ediyorum. Bugünkü gündemimizde yer alan konular gerçekten kentin geleceği için çok büyük önem arz etmektedir. Örneğin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santralin Mersin'in geleceğine olan etkileri mutlaka tartışılmalıdır. İnşası ve işletmesi bakımından çok dikkat isteyen, üzerinde çok iyi durulması gerektiğini düşündüğümüz bu hususta toplantımızda yapılacak tartışmaların hükümet tarafından dikkate alınmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Gerçi geçen hafta ÇED raporu hazırlandıktan sonra Sayın Enerji Bakanı 2 ay içerisinde temel atılacağını dile getirdi. Her şeye rağmen konunun bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini, etrafı turizm bölgesi ilan edilen bir yerde doğabilecek ve telafisi mümkün olmayacak tehlikelerin dikkate alınmasını özellikle hatırlatmak istiyoruz. Tarsus'tan Alamur'a kadar adeta bir açık hava müzesi olan kentimizdeki eserlerin muhafaza edilmesi ve turizme kazandırılması için bu işbirliğini mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Çok özel bir uzmanlık alanı olan, bu sebeple de ciddi özen ve kaynak gerektiren bu konuda sivil toplum kuruluşlarımızın birikimleriyle özel sektörümüzün de maddi destek sağlayarak aktif şekilde Büyükşehir Belediye'mizin yanında yer almasını arzu ediyoruz. Ancak Mersin'imizin tanıtım konusundaki eksikliklerini gidermek hepimizin öncelikleri arasında yer almalıdır. Bu itibarla Kasım sonunda İstanbul Feshane'de gerçekleştireceğimiz Mersin tanıtım günlerine hem özel bir değer veriyor hem de yoğun bir katılım bekliyoruz. Yine Ocak ayında 2015'te İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası EMIT fuarında Mersin'i en iyi şekilde temsil etmek için de üzerimize düşeni yapacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kentin bir başka şeyi de spor tesisleri. Spor tesisleri biliyorsunuz 2007 yılında bir grup Mersinli'nin kendi inisiyatifiyle oluşturduğu bir lobi heyeti.
bu spor tesislerinin ilk adımını atmış oldu. Sonra hükümetimizin katkılarıyla da bu spor tesisleri 600 milyar diyorlar tesis yatırımlar geldi, Mersin'e yapıldı. Fakat o ilk gün yapılan ilk lobi heyetinin tek bir amacı vardı Mersinlilerin. Bu tesislerden Mersin'deki her çocuğun faydalanması. Mersin'deki gençliği bu tesisleri kullanması. Ve buradan milli atletler çıkması, uluslararası arenalarda bizi temsil etmesiydi. Bugün bu tesislerde aksaklıklar yaşanıyor. Çocuklarımız kullanamıyor. Bir tesislerden kullanamamasının sebebi de ulaşım zorluğu. Başka sebepleri de var. Sayın Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda bir tavsiye kararımız olacak. Bu konunun çocuklara ivedilikle kullandırılmaya açılmasını rica ediyoruz. Bu tavsiye kararımızı da Büyükşehir Meclisi'ne sunacağız. İkinci sorumuz da Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu, Mersin'i birinci ligde temsil eden bir takım. Ama ne acıdır ki bu takımın bir spor kompleksi yok. Bu takımın bir müzesi yok. Bu takımla ilgili küçücük bir hediye alıp yurt dışına götürmek isterseniz böyle bir sporu da yok. Ayrıca da biz hepimiz kombine bilet mağduruyuz da. Hacı Bayram Bilici'nin elinde inanılmaz bir fotoğraf arşivi var. Bu arşivin alınıp bir an evvel Mersin İdman Yurdu'na katkı sağlayacak şekilde bir kitap oluşmasını yine sizlere sizlerden en büyük dileğimiz bir spor müzesi oluşturulması ve Mersin İdman Yurdu'nun aslında 100 yıllık bir tarihinin olduğu ve kimlerin Mersin'de bu konuda emek verdiğini gençlerimizle paylaşılması en büyük dileklerimizden biri. Evet. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, esnafın işini büyük ölçüde sekteye uğratan seyyar satıcılar için projeleri olduğunu belirtirken, kente yeni alışveriş merkezleri açılmasına da fırsat vermeyeceklerini söyledi. Kocamaz, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı. 72 Esnaf Odası Başkanı'nın katılımıyla Esnaf Odaları Birliği'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Kocamaz, önemli konulara değindi. Mersin sokakları adeta işgal altında, vatandaşların kaldırımda yürüme şansı yok. Şehirde otopark problemi çözülemediği için yollar otoparka dönüştürülmüş. Onun dışında seyyar satıcılarla, işportacılarla bizim esnafımız da sanki yarışır vaziyette kaldırım işgallerinde kim daha ileriye gidecek gibi bir uğraşın içerisine girmiş. Disiplinin olmadığı yerde kentten söz edilemez. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamak istemiyoruz. Ama bir kentin kent olabilmesi için gereken her kararı da almak zorundayız, almak mecburiyetindeyiz. Mersin'de Halkların Demokratik Partisi üyeleri IŞİD'in Kobani'ye saldırılarını protesto etti. Özgür Çocuk Parkı içinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi slogan atarak HDP il başkanlığına kadar yürüdü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem sırasında Burhan Felek Caddesi bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Grup adına açıklama yapan HDP il yöneticisi Sevgi Aktaş, Kobani'de bir halkın direnişi olduğunu belirterek, dün Suriye ve Irak'ta halklara karşı yapılan katliam ve soykırım bugün Kobani'ye yapılıyor ve bütün dünya ağır silahlar, tanklar, toplar eşliğinde yapılan katliamı seyrediyor. IŞİD'e karşı halkların verdiği mücadele bir insanlık mücadelesidir. Barışı, bölgede yaşayan tüm halkların özgürlükleri savunma mücadelesidir. HDP, Kobani'de yaşanan insanlık dramına taraftır. Eli kanlı IŞİD çetelerine karşı direnen Kobani halkının yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir. Zulmün olduğu yerde sessiz kalmak, zulme taraf ve ortak olmaktır dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı. Mersin'de aniden bastıran dolu, tavuk çiftliğinde 2000'e yakın tavuğu ve 35 keçiyi telef etti.
Aniden bastıran dolu yağışı bir anda sele dönüştü. Toroslar ilçesi Araplar Mahallesi'nde Hakan Eroğlu'na ait Batur Bey Tavuk Çiftliği'nde yaklaşık 2000 tavukla 35 keçi dolu nedeniyle telef oldu. Bir yıl önce kurduğu çiftliğinde büyük zarar olduğunu belirten Hakan Eroğlu şöyle konuştu. Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza D400 karayolu üzerindeki Musalla kavşağında meydana geldi. 50 yaşındaki Hıdır Kahraman yönetimindeki kamyonet, tali yoldan çıkan 47 yaşındaki Ali Güleççi yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Ali Güleççi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, yaralılar götürüldükleri Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mersin'de yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen yaklaşık 200 Suriyeli sığınmacı tekneye bindirilirken yakalandı. Olayla ilgili tekne mürettebatından 7 kişi gözaltına alındı. Mersin Jandarma Komutanlığı ve Erdemli Jandarma Komutanlığı ekipleri bir grup sığınmacı Suriyelinin Avrupa'nın çeşitli ülkelerine kaçak yollarla gideceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler sığınmacıların Kanarya 33 adlı bir tekneyle yurt dışına çıkartılacağını belirledi. Daha sonra tekneye operasyon düzenleyen ekipler içerisinde çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 Suriyeli sığınmacıyı tekneye bindirmeden yakalandı. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyelilerin kendi ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıkları, ardından da çalışmak için Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelere gitmek istedikleri öğrenildi. Yakalanan sığınmacılar Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erdemli Kapalı Spor Salonu'nda yapılan sağlık kontrolünün ardından Mersin Yabancılar Şubesi'ne teslim edildi. Öte yandan yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasına yardım ettiği ileri sürülen tekne mürettebatından 7 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta alkol aldıkları iddia edilen iki kişinin üzerine içinde üç kişinin bulunduğu bir otomobilden tabanca ve av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay Akşemseddin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki Ahmet Keller'le 24 yaşındaki Ramazan Eriş, Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Kırklar Stadyumu'nun yan kısmında alkol alırken yanlarına içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobil yanaştı. Otomobilin içindeki kimliği belirsiz kişiler tabanca ve av tüfeğiyle gençlerin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Keller olay yerinde yaşamını yitirdi. Ramazan Eriş ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Eriş ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Ahmet Keller'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısının bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 34.804 adet artarak 1.600.000'i ilk kez geçtiğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre 2013 yılı sonunda 1.565.817 adet olan toplam traktör sayısı 2014 Ağustos ayı sonunda 1.600.621 adete çıktı. Traktör sayısında Manisa 77.129 traktörle ilk sırada.
Adana 42.927, Mersin'de 30.295 traktör bulunuyor. Bayraktar traktör sayısında en fazla artışın 270 adetle Konya'da görüldüğünü, Konya'yı 201 adetle Manisa ve 152 adetle İzmir'in takip ettiğini bildirdi. Ağustos ayında traktör sayısı Adana'da 143, Mersin'de 92 adet artış gösterdi. Trabzon 186 traktör sayısıyla son sırada bulunuyor. Bu yıl Mersin'de narenciyede rekoltenin iyi olması üreticileri sevindirirken, sezon başında 1 lira 70 kuruş olan limon fiyatının 1 liraya, 1 lira olan mandalina fiyatının ise 50 ila 60 kuruşa kadar gerilemesi üreticiyi düşündürüyor. Bu sene mahsul evet var, güzel bir mahsulümüz de var. Şayet gayet güzel bir tutum da var, kalite de güzel ama para etmiyor. Mallar ihracat evet var diyorlar. İhracat yok. Öyle amşan bir ihracat yok. Hani böyle hızlı bir ihracatımız göremiyoruz. İstikrar göremiyoruz. Önümüzde herhangi ne olur ne olmaz belirsizlik, çok belirsizlik. Evet, bütün dış devletlere, bütün şeylere biz yani kilitlendik, düşman olduk. Herhangi malımız gitmiyor dışarılara. Ondan dolayı mallar da böyle elimizde kalıyor burada. Çiftçi de mağdur, herkes mağdur burada yani şu anda. Şu narenciyi 2 sene önce Irak'a, Suriye'ye gönderiyorduk. Tüketimi vardı ama şimdi bütün Arap ülkesi, Orta Doğu bizden mal çekmiyor. Bir Rusya kalmış. Rusya'da ne olacak? Ya Suriye'de ters düşürme, o da Rusya'da biter. Yani hiçbir çiftçi mağdur. 2000 yılında şu mandalinanın kilosu 600 bin liraydı. Şu anda yine 600 bin lira. Gübrenin çuvalı 3 milyondu. Şimdi olmuş 90 milyon. Yani bu çiftçi kan ağlıyor. Bu hükümetten bir şey bekliyoruz yani, bir destek. Bu çiftçi ne yapacak? Her gün gübreye zam, mazota zam. Mesela mazot, mazotu biz 600-700 bin lira alıyorduk 2000 yılında. Şimdi alıyoruz 4 milyona, 4,5 milyona alıyoruz. Gübre öyle, ilaç öyle. İlacın deposunu alıyorduk 100 milyona, 90 milyon alıyorduk. Şimdi 200-220 milyon. Fabrika 500 binlerden yukarı 1 milyon almıyor. Bunu zaten maliyeti 500 binlerdir çiftçiye. Yetkililerden bir destek istiyoruz. Mersin Ziraat Odası Genel Sekreteri Gürhan Dayıcık, Suriye'de yaşanan iç savaş ve Türkiye'nin komşu ülkelerle yaşadığı sorunlarının ihracatı etkilemesinin fiyatların da düşmesine neden olduğunu dile getirdi. Ancak fiyatlar açısından bazı sıkıntılarımız var. Sezon başında limon 1500-1700 aralığında işlem görmekteyken, şimdi 1000 lira 990 kuruş 1 lira civarına geriledi. Yine satsuma aynı şekilde, satsuma okisu çeşitlerimiz sezon başında 80-90 kuruş 1 liralardan işlem görürken şimdi 50-60-70 kuruş civarında. Tabii bunun da bazı sebepleri var. Tamamen ekonomik anlamda arz talep dengesiyle alakalı. Talep gelmediği zaman arz elinizde fazlalaşıyor. Arz fazlalaşında da ürünler fiyatları düşüyor. Bunun başta sebepleri hem iç piyasada hem dış piyasada ayıracak olursak, dış piyasada ürünlerin erken hasatından kaynaklanan sıkıntılarımız var. Erken hasat tarihi ve erken ihraç tarihleri ürünlerimizi sıkıntıya sokuyor. Oradaki satışlarını sıkıntıya sokuyor. Doğal olarak kalitesiz mal gidiyor. Kalitesiz mal gidince talep kesiliyor. Talep kesilince arz çoğalıyor ve fiyatlarımız düşüyor. Bu limonla başladı. Tabii ki akabinde de satsuma okisularımızı aynı şekilde etkiledi. Bundan sonra da diğer ürünlerimiz de bu şekilde etkileyecek. Evet, mandalin ürünlerimiz de aynı şekilde limon gibi, limon ürünümüzde olduğu gibi yine erken hasatla biz işe başladık. Bu erken hasatın önüne bir türlü geçemedik. Yani ürünlerin olgunluğuna tam eriştikten sonra hasat ve ihraç tarihlerine karar vermek lazım. Biz bunu özellikle söylüyoruz. Neden? Belki ilk başta birkaç ticari faaliyet gösteren arkadaşlarımız bu anlamda iyi kazançlar elde edebiliyor ama aslında genel anlamda baktığımızda kendi kendimize zarar veriyoruz. Son günlerde yaşadığımız Kobani'deki olaylardan ötürü ülkemizde yaşanan sıkıntılar tabii haller arası sevkiyatları durdurdu. İşte ülkemizde bazı illerde, bazı ilçelerde
sıkı yönetimden ilan edilmesi, Mersin'de Toptancı Hal Kompleksimizin bulunduğu Akdeniz ilçemizde toplumsal olayların fazlalığı, ürünlerimizin sadece turuşkil değil, narenciye değil, bütün yaş sebze meyvede satışını kötü anlamda etkiledi. Bu anlamda söyleyebileceğim, turuşkil sezonu açısından bizi bu sene zor bir sezon bekliyor. Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlarının barınabilmeleri için parklara plastik kulübeler yerleştirdi. Mezitli Belediyesi ile Plastik Sanayicileri Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği atık plastikleri değerlendirmeye yönelik yuvaya dönüşen plastikler projesi hayata geçti. Proje kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik olarak oluşturulan plastik kulübeler parklarda yerini almaya başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Semerci arasında imzalanan protokolde Mezitli'de sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sağlanması amaçlanmıştı. Hazırlanan plastik kulübeler artık Mezitli'de bulunan parklara yerleştirilmeye başlandı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada Mezitli halkının da evlerinde tükettikleri ürünlerin arasından plastik atıkları ayrıştırarak katkıda bulunduğu projede alınan sonuçtan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Duyarlı vatandaşlar sayesinde sokak hayvanlarının soğuyan havalarda barınabilecekleri bir yer edindiğini dile getiren Başkan Tarhan, söz verdiğimiz gibi projemizi hayata geçirdik. Yakın zamanda Pugedon adı verilen mama matikleri de parklarımıza yerleştirmeyi düşünüyoruz. Amacımız daha yaşanabilir bir Mezitli için elimizden geleni yapmaktır. Bunun için duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim dedi. Bu yıl ikincisi kutlanan Amatör Spor Haftası kutlamaları kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren 303 Amatör Spor Kulübü'ne malzeme yardımı yapıldı. Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Yenişehir Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Tarakçı, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular katıldı. Değerli sporcular, değerli sporcularımız, bugün Mersin'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla amatör sporun güçlendirilmesi, amatör sporcularımızın desteklenmesi amacıyla tüm Türkiye'de amatör kulüplerimize, sporcularımıza malzeme dağıtımı yapılmaktadır. Ben böyle bir törende amatör sporcularımızla birlikte, gençlerimizle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyetini, mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü gençler spor kıyafetleri içerisinde, spor salonlarında, spor müsabakalarında görmek bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz en güzel şeylerden biri. Çünkü spor kardeşliktir, spor dostluktur, spor barıştır. Bizler gençlerimizin eğitimleriyle birlikte, okullarıyla birlikte spordaki başarılarıyla da görmek istiyoruz. Mersin İdman Yurdu ligin 6. haftasında Trabzonspor'a konuk oluyor. Çalışmalarını Trabzon Kadir Özcan tesislerinde sürdüren takımımız dün yağmur altında antrenmanını sürdürdü. Dar alanda kısa paslaşmalar ve yarı sahada çift kale maçla hazırlıklarını sürdüren ekibimizde moraller gayet yerinde. Takımın istekli ve arzulu olması teknik heyeti sevindirdi. Serkan Balcı sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Mersin ekibi bugün yine Kadir Özcan tesislerinde antrenman yapıp maç saatini beklemeye başlayacak. Mersin İdman Yurdu'nun muhtemel kadrosu şöyle: Nihat, Nurullah, Vederson, Servet, Enes, Kalili, Sadiku, Murat Ceylan, Nako Olma, Tita, Veliton. Sakatlar Serkan Balcı ve Adem Güven.
Cezalı ise yok. Trabzonspor Mersin İdman Yurdu maçı 19 Ekim Pazar günü Avni Aker Stadyumunda saat 16'da başlayacak. Maçı Tolga Özkalfa yönetecek. Mersin İdman Yurdu Süper Lig'in 6. haftasına 10 puanla Beşiktaş'ın ardında 2. sırada girdi. Trabzonspor ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi güreş takımı Kıbrıs'ta yapılan uluslararası Doktor Fazıl Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası'nda birinci oldu. Birincilik kupasını Türkiye'ye getiren Tarsus Belediyesi güreş takımı 5 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülükle takım halinde birinci oldu. Bulgaristan, Kosova, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın katıldığı Uluslararası Doktor Fazıl Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda Tarsus Belediyesi güreş takımı birinci olması nedeniyle güreşçiler ve teknik heyet belediye başkanı Şevket Can tarafından kabul edildi. Meclis salonunda düzenlenen törende sporcuları tek tek kutlayan Başkan Can, başarılarının devamını diledi. Sporcuları altınla ödüllendiren Başkan Can, yıllardır atasporuna sahip çıktıklarını, amaçlarının güreşi bu bölgede canlandırmak olduğunu söyledi. Törene meclis üyeleri de katılırken sporcular tek tek tebrik edildi. Mersin'in Merkez İlçe Toroslar Belediyesi tarafından Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 8.si organize edilen 3 Ocak Kurumlar Arası Kurtuluş Kupası geleneksel futbol turnuvasının kuralları çekildi. Mersin'de bulunan 23 resmi kurumun katıldığı ve 4 grupta yapılacak olan turnuvanın kura çekimi Toroslar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen bir toplantıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, turnuva komite üyeleri ve turnuvaya katılacak kurumların temsilcileri katıldı. Kura çekimi öncesinde konuşan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, turnuvanın her zaman olduğu gibi fair play çerçevesinde geçmesi dileğinde bulundu. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında birbiriyle tanışması, kaynaşması ve çalışan insanların işi için mücadele eden bu yapıların çalışanlarının müdüründen amirine, en uç beyine varıncaya kadar birbiriyle daha sıkı ilişkiler içerisinde olması asabiyle kurumlar arası diyaloglu çalışmanın daha güzel de sonuç anlamında oluşması için yaptığımız bir etkinlik. Grupları tespit etmek suretiyle inşallah bu sezonda fair play ölçüler içerisinde özellikle bunun altını çizerek ifade ediyorum. En özellikle olan budur. Spor kardeşliktir, spor dostluktur. Spor herkesin siyasi görüşü, dünya görüşü ne olursa olsun herkesin ortak paydasıdır. Hiçbir şekilde insanları bir araya getiremezsiniz ama sporla birçok değişik yapıdaki insanları, sosyal dokuyu bir araya getirme şansınız vardır. İşte biz de o cihetle kurumlardaki tanışıklıkları daha uç safhaya götürebilmek amacıyla yaptığımız bir turnuva. Ben bu turnuvaya katılan bütün kurum ve kuruluşlara başarılar diliyorum. 35'er dakikalık iki devre halinde Çağdaş Kent 3 Ocak ve Güneykent Anafartalar spor kompleksleriyle Akbelen Koray Aydın stadında yapılacak olan ve takımların 22 futbolcuyla katılacağı müsabakalarda Türkiye Futbol Federasyonu kuralları geçerli olacak. Spor severler turnuvayla ilgili puan durumu, istatistik tablosu ve maç sonuçlarını Toroslar Belediyesi'nin toroslar.tre.bld.go.tr internet adresinden öğrenebilecek. Herkese de başarılar diliyorum. Sağ olun.